18-11-1951 Bismihi Sübhane Ve in min şeyin illa hamdi. bihamdi Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve ebeden daima Aziz Sıddık kardeşlerim ve manevi medresetü Zehra'nın nur şakirtleri Ben Isparta'ya geldiğim vakit Isparta'da İmam Hatip ve Vaiz Mektebi'nin açılacağını haber aldım. O mektebe kaydolacak talebelerin ekserisi nurcu olmaları münasebetiyle o mektebin civarında gayri resmi bir surette bir nur medresesi açılıp, o mektebi bir nevi medrese nuriye yapmak fikriyle bir hatıra kalbime geldi. Bir iki gün sonra güya bir ders vereceğim diye etrafta şahi olmasıyla, o dersimi dinlemek için rical ve nisa kafilelerinin etraftan gelmeleriyle anlaşıldı ki, böyle nim resmi ve umumi bir medrese-i nuriye açılsa, o derece kalabalık ve tehacum olacak ki, kabil olmayacak. Afyon'da mahkemeye gittiğimiz vakitki gibi pek çok lüzumsuz içtimalar olmak ihtimali bulunduğundan o hatıra terk edildi. Kalbe bu ikinci hakikat ihtar edildi. Hakikat da şudur. Her bir adam eğer hanesinde dört beş çoluk çocuğu bulunsa, kendi hanesini bir küçük medrese-i Nuriye'ye çevirsin. Eğer yoksa, yalnız ise, çok alakadar komşularından üç dört zat birleşsin, ve bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa, Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakiki talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlas Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakiki ilim talebeleri gibi onların maişetlerini temin hususundaki adi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir diye kalbe ihtar edildi. Ben de kardeşlerime beyan ediyorum. Elbaki huvel el baki hasta kardeşiniz Sayit Nursi. 29 11 1951 Eskişehir. Bismihi Subhaneh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvelen bütün ruhu canımla hizmeti Kur'aniye ve imaniyenizi tebrik ediyorum. Bu mektupta bir ince meseleyi meşveret suretiyle reyinizi almak için gönderdik. Münasip midir? Değilse ıslah edersiniz. Saniyen, Risale-i Nur'da ispat edilmiş ki, insanların aynı zulümleri içinde kader-i ilahi adalet eder. Yani insanlar bazı sebeple haksız zulmeder. Birisini hapse atar fakat kader-i ilahi aynı hapiste başka sebebe binaen adalet ediyor ki hakiki bir suça binaen o hapisle onu mahkum ediyor. İşte şimdi bu hakikati gösteren başıma gelen acip bir misali şudur. 28 senedir müteaddit vilayetlerde ve mahkemelerde benim mesuliyetime ve mahkumiyetime ve mahpusiyetim gibi zalimane işkence ve cezalarına gösterdikleri sebep hiçbir emaresini bulmadıkları mevhum bir suçum şudur. Diyorlar, Said dini siyasete alet yapmak ister ve yapıyor. Halbuki bu davalarına 30 senelik musibetli yeni hayatında ve 30 büyük mecmualarımda bu suça müspet bir delil bulamadılar. Halbuki böyle meselelerde bir mahkeme madem bulmadı ve mesul edemedi, başka mahkemelerin mısırrane aynı meseleyi esas tutmaları, bütün bütün kanuna ve akla ve adete muhalif bir halettir. Belki siyaseti dinsizliğe alet edenler kısmı, kendilerine bir perde olarak bu ittihamı bizlere ediyorlar. Bununla beraber, dine hizmet itibariyle taalluk eden, eski 60 senelik hayatı ı ilmiyem, kat'i bir hüccet ve yakîn bir delildir ki, bütün hayatımda temas ettiğim siyaseti ve dünyayı ve bütün içtimai cereyanları, dine hizmetkar ve alet ve tabi yapmak düsturu ile hareket etmişim. Mahkemelerde de hem dava hem ispat etmişim ki, değil dini siyasete alet yapmak, belki bir tek hakikat imaniyeyi, dünya saltanatına değiştirmediğimi kat'î delillerle ispat ettiğim halde böyle 20 vecihle hakikata muhalif ve divanecesine büyük makamınızı işgal eden bir kısım adliye memurları ve siyasi adamlar bu acip hurafe gibi meseleyi hakikat zannedip 28 sene bana zulmettiklerinin hakiki sebebini bugünlerde bildim. Sebebi bu ki bu enaniyetli zamandaki hizmet-i imaniyede en büyük tehlikem ve manevi en büyük suçum ve cinayetim bu zamanda hizmet-i Kur'aniyemi şahsıma ait maddi ve manevi terakkiyatıma ve kemalatıma alet yapmak imiş. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrediyorum ki bu uzun zamanlarda ihtiyarım haricinde hizmet-i imaniyemi değil maddi ve manevi terakkiyatıma ve kemalatıma ve azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmama belki hiçbir maksada katiyen alet etmemekliğime gayet kuvvetli manevi bir mani görüyordum hayret hayret içinde kalıyordum acaba herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amali saliha ile onları kazanmak ve müteveccih olmak hem meşru hem hiçbir ciheti zararı olmadığı halde ne için böyle ruhen menediliyorum? ediliyorum? Rızay ilahiden başka vazife-i fıtriye ilmiyenin sevkiyle yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Çünkü Şimdi bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan ve her gayenin fevkinde olan hakayık-i imaniyeyi, fıtri ubudiyet ile muhtaçlara tesirli bir surette bildirmenin, bu dehşetli zamanda çare yeganesi ve imanı kurtaracak ve kat'î kanaat verecek bu tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayan bir dersi Kur'ani lazımdır ki, küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın ve herkese kanaat-ı kat'iye verebilsin. Böyle bir derse bu zamanda, bu şerait dahilinde hiçbir şahsi ve uhrevi ve dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle kat'i kanaat gelebilir. Yoksa, komitecilikten ve cemiyetçilikten tevellüt eden dehşetli dinsizlik şahsiyeti maneviyesine karşı, mukabil çıkan bir şahsın en büyük bir mertebe-i maneviyesi de bulunsa, yine vesveseleri bütün bütün izale edemez.'' Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki, bu kutsi şahıs, dehasıyla ve harika makamıyla bizi kandırdı diye bir şüphesi kalır. Cenab-ı Hakk'a şükür ki 28 sene dini siyasete alet ittihamı altında kader ilahi bu zulmü beşeri de benim ruhumu ihtiyarım haricinde dini hiçbir şahsi şeyde alet etmemek için beni beşerin zalimane eliyle aynı adalet olarak tokatlıyor yani sakın sakın diye ikaz ediyor. İman hakikatını kendi şahsına alet yapma. Ta imana muhtaç olanlar anlasınlar ki yalnız hakikat konuşuyor. Nefsin evhamları, şeytanın desiseleri kalmasın, sussun. Hakikaten Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynı mealinde milyonlar kitap o hakikatleri beligane neşrettikleri halde ve binler hakiki alimler ders vermeleriyle bu memlekette dehşetli küfrü mutlakı tam durduramadıkları halde nurlar mezkür sırra binaen bir cihette galebe ettiğini düşmanları dahi tasdik ederler. Evet, küfrü mutlaka karşı bu ağır şerait içinde nurlar bu işi görmüş meydandadır. Demek nurların kuvveti bu sırr-ı azimden ileri geliyor. Ben de bütün ruhu canımla 28 sene bu işkenceli musibetlerime razı oldum. Hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki, müstehak idim senin bu şefkatli tokatlarına. Yoksa gayet meşru, zararsız, herkesin lillah için takip ettikleri mübarek mesleğe girseydim, yani maddi ve manevi hislerimi bütün feda etmeseydim, hizmet-i imaniyede bu acip manevi kuvveti kaybedecektim. İşte bu kuvvetin bir acip numunesi bazı zatların ki, ben onların ancak edna bir talebesi olabildiğim halde, onların hakaiki imaniye dair bir kitabını, birisi okumuş, Risale-i Nur'un da bir sayfasını okumuş, Risale-i Nur'un bir sayfesiyle daha ziyade imanını kurtardığını ikrar etmiş. El Baqi huvel duanıza muhtaç kardeşiniz Sayit Nursi. Üstadımız diyor ki: Mahkemelerin tehirinde hayır var. Şimdiye kadar nura ve nurculara verilen zahmetler rahmetlere dönmesi gösteriyor ki bu tehirde de hayırlar var ki birisi bu olmak ihtimali var. Hariç alemi İslam'da nurun ehemmiyetli tesire başlaması ve inkişaf ve intişarı ve buranın siyasileri Avrupa'ya bir rüşvet olarak bir derece Avrupalaşmak meylini göstermesi, hariçte zannedilmekle mahkemelerce nurun serbestiyeti tahammesi için karar vermek, hariç alemi İslam'da nurların hakiki ihlasına böyle bir şüphe gelecekti ki, ya nurcular riyakarlığa mecbur olmuşlar veyahut böyle medenileşmek fikrinde olanlara ilişmiyorlar.'' zaaf gösteriyorlar diye nurun kıymetine büyük zarar olduğu için bu tehir o evhamları izale eder ve ispat ediyor ki 30 seneden beri İslamiyetin şiarına muhalif şeylere baş eğmiyorlar. Bismihi Sübhane. Üstadımız notlar hükmünde söyledi, biz de kaleme aldık. Bu sene bu iki mahkemenin mahiyetini beyan etmek lazım geldi. Buradaki mahkeme ise 50 sene evvel Süfyan ve Şapka hakkında bir hadise mana vermişim. Sonra mahkemeler bunu bir kumandana tecavüzdür diye medarı bahis ettiler. Afyon mahkemesi benim cezamın şiddetine bir sebep, o tecavüzü, o manayı göstermiş. Halbuki faraza yeni yazmışım ve o kumandan da sağdır farz edilsin. Dininde ve rejiminde mutaassıp İngiliz'in hükmü altında 100 milyon Müslüman, 100 senede İngiliz'in hem rejimini hem dinini inkar etmişlerken, kanunen adliyeleri onlara o ciyeti medar mesuliyet yapmadığı halde, hem şimdi eski parti liderleri Faraz'a o kumandanın üçte biri de olsalar, belki onun gibi birer kumandan idiler, benim o kumandana hadis ile vurduğum tokatın yirmi mislini, şimdiki cerideler daha şiddetli olarak o liderlere, o eski kumandanlara vurmaktadırlar. Medarı mesuliyet tutulmuyorlar, serbest oluyorlar. Halbuki 50 sene evvel bir hadisin taşını atmışım, 20 sene sonra bir kumandan başını karşı tutmuş, başı kırılmış, ölmüş gitmiş, alakası hükümetten ve dünyadan kesilmiş. Halbuki eski partinin liderleri mebus iken veya memur iken hükümetle alakaları olduğu halde onlara gelen tecavüz, Risale-i Nur'un vurduğu tokatın 10, belki 100 derece ziyade iken, serbest cerideler intişar ediyor. Amma kitaplar hakkında müsaderenin mahiyeti, Risale-i Nur'un 133 kitabından bir tek kitabın bir iki sayfası otokatı bahsetmiş bunun dolayısıyla 130 kitabı müsadere etmek, bir adamın hatasıyla 130 adamı cezalandırmak gibi bir acip gaddarane zulüm olması ve şimdi kütüphanelerde, kitapçılarda ve ellerde gezen ve hususan vatan ve din aleyhinde dinsizlerin, mülhitlerin, zındıkların, komünistlerin kitapları hatta baştan aşağıya kadar İslamiyet aleyhindeki Doktor Duzi'nin kitabı bazı ellerde gezmesi gösteriyor ki, Risale-i Nur'a karşı müsaade, yerden göğe kadar haksız bir zulümdür, bir gadirdir. Çünkü Risale-i Nur, ekser alemi İslam'ın mühim merkezlerinde, bu 28 senede bu vatanda, ulemaların elinde gezdiği halde, hiçbir alim, hiçbir feylesof itiraz etmemiş. Mahkemeler ve siyasi yunlar yalnız bir tesettüre, diğeri de ahir zamanda bir kumandan başına şapka koyacak ve cebren giydirecek gibi iki meseleye ilişmişler. Sonra da bu meseleler için dört beş mahkeme, o meseleler dahi dahil olduğu ve beraat verildiği halde, o bir iki sayfa için yirmi bin sayfayı mesul ve mahkum etmek hükmünde Risale-i Nur'u müsaade etmek aynı bu misale benziyor. Bir adamın bir adama haksız değil, belki haklı taarruzu yüzünden ki, başkaları da onu medar mesuliyet görmediği ve beş mahkeme de cinayet saymadığı halde, o mevhum suç ile yirmi bin adamı suçlu yapmak gibi, yirmi bin nur sayfelerini bir iki sayfa yüzünden müsaade ve dört buçuk sene afyonda hapsetmek, o taarruzun yüz mislinden daha ziyade bir hatadır, bir cinayettir ve bu vatana da bir suikasttır. Sayit Nursi